Arkadaşlar 7. sorumuzla devam edelim. Bize 7. soruda ne demiş? Polinomun derecesi. Değerli arkadaşlar, polinomun derecesi bulunurken en yüksek üste bakıyoruz. Bakın şunun 2, şunun 3, şunun 5. Arkadaşlar bunları ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. En yüksek kuvvetimiz kaç? 5. Sadece 5'i alıyoruz. Bakın x üzeri 5. Üzeri kaç? 6. 5 kere 6? 30. Dolayısıyla bunun derecesi kaç? 30'dur. Arkadaşlar bakın x üzeri 6'nın açılımına girerseniz işin içinden çıkamazsınız. Eğer bizden dereceden bahsediyorsa kesinlikle ve kesinlikle en yüksek kuvvetine bakıyoruz. En yüksek kuvvetimiz kaç? 5. Bir de üstünde de 6 var. 5 kere 6 kaç? 30. Yani derecemiz 30'dur. Bakın aynı şekilde bu soruda. Şimdi biz tek tek 3, 3, 4 diye açacak mıyız? Hayır. Ne yapacağız? Dereceyi soruyorsa küçük dereceleri ihmal ediyoruz. 2 kere 3, 6. Şunları ihmal ediyoruz. Katsayının zaten hiçbir önemi yok. 4 kere 3, 12. Artı şunlar ihmal. 2 kere 4, 8. Bakın topladık kaç oldu? 26. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda tek tek çarpmamıza hiç gerek yok. Polinomlarda derece bulunurken en yüksek kuvveti. Şimdi aşağıdaki soruda bu nasıl bir polinom? Sabit. Değerli arkadaşlar sabit polinom demek x'e bağlı ifade olmayacak. Şimdi x'in olmaması için şunun önünde ne var? M eksi 1. Olmaması için ne olması lazım? 0. Olmaması için ne olması lazım? 0. O zaman m eksi 1 0'a eşitse şuradan m değeri kaçtır arkadaşlar? 1. N eksi 2'nin olmaması gerekir. Şuradan n kaçtır? 2. Arkadaşlar getirip yerine yazınca 1'den 1 çıksa 0. 2'den 2 çıksa 0. O zaman px polinomu şuna dönüştüm. M gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 1. N gördüğümiz yere ne yazıyoruz? 3. Bizden neyi soruyor? M çarpı n. Hiç bunu bulmamıza gerek yoktu. Ama olsun. Bunu bile sorabilir. Mesela diyebilir. P 200 kaçtır? Arkadaşlar bakın P 200. Sabit olduğu için burası kaçtır? 3. Mesela P 2020. Sabit olduğu için yine değeri kaçtır? 3. Ama bizden M çarpı N'i sormuş. 1 çarpı 2. O da kaçtır? 2. Eğer değerini sorsaydı 3'tür. X'in zaten çarpımını sormuş. Dolayısıyla çarpımları kaçtır? 2. Bakın şu soruda arkadaşlar bir düz ifade sorabilir bir de rasyonel halinde. Eğer bu ifadede bakın px yani ax artı b bölü cx artı d. Eğer bu sabit polinom ise katsayılar oranı birbirine eşit olmak zorundadır. Şunun katsayısı kaç? 4. Şunun katsayısı kaç? 2. O zaman 4 bölü nedir? 2. Neye eşittir? 2 bölü m'e. İçler dışlar çarpımı yap. 4 m eşittir 4. M buradan kaçtır? 1. Arkadaşlar biz m'i kaç bulduk? 1. Artı m gördüğümüz yere 1 yazarsak bakın 1 yazdık. Şurada da 2 ortak mıdır? Bakın şöyle de yazabiliriz. 2 parantezine aldık. X artı 1. 2 parantezine aldık. X artı 1. Şunlar birbirini götürür. Değeri kaç kaldı? 2. O zaman 1, 2 daha kaç yapar? 3. Ya da şunu hiç bulmamıza gerek yok. Eğer değerini istiyorsak direktmen bilinenler oranı 4'ü 2'ye böldük kaç? 2. 1, 2 daha kaçtır? 3. Arkadaşlar bakın her soruda bunu yapmak zorunda değilsiniz. Eğer şu x'i biliniyorsa değer olarak şu x'ini alacaksınız. X'lerin önündeki ifade biliniyorsa x'lerin önündeki ifadeyi alacaksınız. Oradan 1'e 2 toplamı kaç? 3. Şu ifadede değerli arkadaşlar bakın şunun derecesi kaç? 1. Şunun derecesi kaç? 1. İki tane derecesi aynı olan ifadeyi toplayınca birinci dereceden doğrusal bir polinom elde etmemiş mi? Doğrusal polinomlar bunun derecesi 1 bu sabit midir? O zaman px'i kendimiz mx artı n kabul edebiliriz. Çünkü bunun derecesi aynı. Bunun derecesi aynıysa kesinlikle bu doğrusal olmak zorundadır. Başka bir ihtimali yok. Arkadaşlar bakın px'i aynen yazdık. Mx artı n. Arkadaşlar ax artı b, cx artı d kendinize kalmış bir şeydir. İkincisi nedir? P eksi x. X gördüğünüz yere ne yazıyoruz? Eksi x. Bakın şunun yerine eksi x yazınca m çarpı x artı nedir? N. Bir de kaçla çarpmış? 3. Bunu 3 ile çarpınca 3 tane p eksi x. 3 kere eksi m eksi 3 tane m x. 3 kere n artı 3n.
Bize ne yapmış? Toplamış mı? O zaman biz de taraf tarafa toplayalım. Bakın px artı 3 tane p eksi x. Şurada dereceler aynı olanlar toplanır. Eksi 3m artı m daha eksi 2 tane m x ortak. 3n 1n daha 4n. Şu ifadenin sonucu kaça eşittir? 8x artı 20. Bakın iki polinom birbirine eşitse dereceleri aynı olan ifadenin önündeki sayılar birbirine eşittir. Yani eksi 2m 8'e eşittir. Şurası da 4n'di. n 4n. 4n kaça eşittir? 20'ye. Şunu eksi 2'ye bölünce m eksi 4'tür. Şunu 4'e bölünce n kaçtır? 5. Bizden neyi soruyor? Px polinomu. Px polinomu arkadaşlar şu değil miydi? Bakın Px. Mx artı ne kabul etmiştik? N. M gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 4. Eksi 4 çarpı x. N'i kaç almıştık? 5. O zaman Px polinomu neye eşittir? Eksi 4x artı 5. Eğer isterse biz buralara değer de verebiliriz. Mesela bunun yerine Px değil de P3 sorsaydı 3 yazacağım. P20 sorsaydı x gördüğümüz yere ne yazacaktık? 20. Ama bizden polinomu kendisini istediği için şu ifadeyi yazdık. Bakın diğer sorumuzda yine polinom eşitliği arkadaşlar. Bakın şuraya baktığınız zaman x kare artı 5x artı 6. X artı 2 x artı 3. Dikkatli baktığınız zaman x artı 2 x artı 3 şuranın içinde bilinmeyenleridir yani. Kökleridir. Bakın şunu x'e x. 2'ye kaç? 3. 3 kere 2 6. Topladım. 5. Ortadakini verdi mi? O zaman bunun paydalarını eşitlemek için x artı 3 ile şunun paydalarını eşitlemek için kaç ile çarpıyoruz? X artı 2 ile. Arkadaşlar bakın şunu aynen yazalım. 2x artı 1 bölü x kare artı 5x artı 6. Paydalar eşit olunca ortak bir paydada yazalım. X ile x'i çarp. X kare 2x 3x 5x artı 6. A ile x'i çarp. AX. 3 ile A'yı çarp. 3A artı BX artı 2B. Paydalar eşit midir arkadaşlar? O zaman paylar da eşit olmak zorundadır. Bakın bunun önündeki sayı A. Şunun önündeki sayı nedir? B. A artı B. X'in önündeki sayı kaç? 2. Sabit sayımız 3A, 2B. O zaman 3A artı 2B. Sabit sayımız kaç? 1. Bizden neyi soruyor? A çarpı B. O zaman A ve B'yi bulmak için. Bakın şunun kat sayısı 1, bunun kat sayısı kaç? 2. Eğer biz bunu eksi 2 ile çarparsak, eksi 2B artı 2B ne yapar? Birbirini götürür. 3A'dan 2A çıksa A. Eksi 2 kere 2, eksi 4. Artı 1 daha kaç yapar? Eksi 3. Bakın A gördüğümüz yere ne yazacağız? Eksi 3. Eksi 3 ile kaçı toplasan 2 yapar? 5. Demek ki B'imiz de kaçtır? 5. Bizden neyi soruyor? A çarpı B. Arkadaşlar bakın şunu kaç bulduk? Eksi 3. B'yi kaç bulduk? 5. O da kaçtır? Eksi 15. Bu polinom eşitliği sorusu. Bakın şu soruda Px bir polinom x eksi 1 çarpı Px artı x kare artı 2x artı 3 eşittir ax küp bx kare cx artı d ise abcd kaçtır? Arkadaşlar bakın bu soruda bunun kat sayılarını istiyorsa bakın şunun kat sayısı 1, 1, 1. Eğer ben x yerine 1 yazsam 1'in küpü 1. 1'in karesi 1. 1, 1. Bakın yakaladık mı? O zaman x yerine 1 yaz. 1 yaz. Her yerde x gördüğümüz yere ne yazıyoruz? 1 yazıyoruz. Bakın 1'den 1 çıksa 0 gitti mi? 1'in karesi 1. 2 kere 1, 2. Artı 3. Eşittir. A, 1'in tüm kuvvetleri 1. 1 kere A, A artı. 1 kere B, B, C ne gelir? D. Şuradan değerli arkadaşlar. A artı B artı C, D. 3, 2 daha 5. 1 de burada kaçtır? 6. Bakın dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlar. A, B, C, D'yi soruyor. Onun toplamını da biz kaç bulduk? 6 bulduk. Tamam mıyız? Arkadaşlar diğer şekilde hiç yapmamıza gerek yok.